Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 19'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bugünkü görevimiz arkadaşlar çimen balyası yapacağız. Yani bildiğiniz üzere şurada bir inek çiftliğimiz var. İnek çiftliğimiz boş kalmasın, ineklere başlayalım diyerekten ben böyle bir şey düşündüm. Hemen çimenleri ben hasatını yapmıştım zaten kendim oynarken. Şöyle göstereyim. Şu 48 numara tarlayı alırken beraber almak zorunda kaldım. 48 numaralı tarlayı aldım. Onun dışında 47 numaralı da zaten çimen vardı. Çimenin hasatını yaptım. Ben böyle diğer tarlalara ekimini yaparken de hadi dedim ki buradaki çimenleri alayım. Sonra biriktireyim vesaire yapayım dedim. Ama bugün video çekmeye şey yaptım geldim. Ondan sonra baktım ki benim mahsuller daha yetişmemiş. Yani diğer tarlada zaten şu an 3 numaralı tarlada bir tane işçim çalışıyor. 2 numaralı da aynı şekilde çimen yaptım. 1 numaralı tarlada oluşmadığı için bugün mecburi çimen balyası yapacağız. Kuru çimen yapmayacağım. İlk etapta normal çimen balyası yapacağım. Ondan sonra kuru çimen yapacağım. Hayvanlara hazırlık yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben ekipmanlarımı hazırladım. Hemen çalıştırılayım ekipmanlarımızı. Ondan sonra yavaş yavaş tarlamıza doğru gidelim. Biliyorum biraz tuhaf girdim videoya. Çünkü hastayım vesaire. Ondan dolayı bir haftadan beri zaten video atamıyordum hastalığımdan dolayı. Grip olmuşum. Yataktan kalkamadım arkadaşlar. O şekilde yani. Şuradan ben bir tane araç getirmiştim. Onun lastik izleri falan vesaire her şey duruyor. Geliyorsunuz mu abi? Ha, Bühler biraz yavaştı değil mi? Şimdi 48 numaralı tarlamıza doğru yolculuğumuzu yapalım. Hadi abi, hadi abi. Seni mi bekleyeceğiz biz? Oraya nereden gidiyorduk? Oranın buradan yukarıdan gitsek de oluyordu diye biliyorum. Ama buradan gitmesek de olur. Ya fark etmez her. Ben de diyorum benim araba niye gitmiyor? Önümüzde araba varmış meğersem. Geliyor mu bunlar? Geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar şimdi çimen balyası yapacağız. Bir sonraki videoda büyük ihtimal silaj falan yaparız ama biz çimen balyası yapacağız. Bir kuru çim, ondan sonra normal saman yapmamız gerekiyor hayvanlar için. Aa, buradan girebilirdik bak. Burası da benimiz doğru ya. Nasıl olduğunu unuttum ya. Yani buradan başlıyordu. Bakalım benzinimiz falan, yani benzinimiz falan var da buradan giriş yok mu ya? Allah Allah. Ben şuradan haritadan bakayım bakalım nereden girebiliriz. Böyle gelirsek buradan girebiliriz. Tamam, olur, sıkıntı yok. Biraz yolu uzatmış olduk ya. Sorun yok, siz de yaşadığım şehri görün. Buradan şöyle gireceğiz. Buradan toprak yola gireceğiz. Buradan karşıya. Yalnız harita güzel ya. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldik. Şurada da efsane bir arabam var. Onu da sizlere göstermek isterim. Bence sen burada dur abi. Hatta göstereyim arabamı. Yeni araba kiraladım. Efsane bir araba ya. Gördüğünüz gibi efsane bir araç. Nereye geldik? Ulan ya, yanlış tuşa bastım. Sen bitirdin mi lan? Aferin. Abi neredesin sen ya? Bizim diğer adam daha hala gelecek. Abi bu adam başlasın yavaş yavaş. Bunu işçiye verelim. Arkasından biz kendimiz gidelim. Tabii bakalım işçi de yapıyor mu yapmıyor mu onu da bilmiyorum. Yapar da işçi ne kadar yapar onu da bilmiyorum ki ya. Bence biz var ya işçiyle hiç karışmayalım. İşçiye hiç karıştırmayalım. Kendimiz following moduyla yapalım.
Bakalım. Şöyle biz biraz gidelim de. Biz bunu kullanalım ya bugün. Sen dur. Seni çalıştıralım. Buradan da tren gelmeden şöyle şuraları alalım da. İlk etapta saman verecek. Ondan sonra normal çimen verecek. Bu arada arkadaşlar şu yan tarafa dediğim gibi mısır ektim. Mısır büyüsün. Çok az bir şey kaldı zaten. Gübrelemesini vesaire her şeyini %100 yaptım. Yabani ot falan her şey yok. Mısır büyüsün abi. Silaj işi de yapacağız. Büyük ihtimal iki saman balyasıyla dedim ya. Çimen balyalarını vesaire onların videosunu çekerim diye. Onların arasına da silajı sıkıştırırım ben. Bir şekilde bir şeyler yaparım. Tam da zamanında. Şu anlık ama görevimiz çimenleri toplamak. Aslında ben çimenleri böyle birkaç defa dedim biçerim. Ondan sonra dedim biriktirdiğimizde yaparız. Mesela yarısını dedim şimdilik yaparız. Yarısını sonra yaparız hesabı yaptım. Ama maalesef videoya girdim ve video yani ne çekeceğimi kararsız kaldım. Ondan dolayı dedim çimen balyası yapalım bu bölümümüzü. Mecbur buradan geniş alacağım. Çünkü arkadaki bizi takip edeceğinden dolayı. İlk samanımızı verdi. Olsun bir tane de saman olmuş olur. Sıkıntı yok. Aslında öbür aracı da arkasına bağlardım ama toplama işini de kendim yapmak istiyorum. Yani video biraz uzun olabilir. Bakalım şu anlık daha 6 dakikamız olmuş. Video biraz uzun olabilir. O kadar önemli değil. Biliyorsunuz ben dakikaya fazla önem vermiyorum. Yani ister yarım saat olsun ister 40 dakika olsun. Ben o kadar çok detayına girmiyorum videoların. Umarım inşallah seslerde vesaire de bir sıkıntı yoktur. Şöyle bakıyorum. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki de siz beğenmezsiniz. Onu bilemem. Bu arada arkadaşlar ETS videoları da gelecek. Yani şu an konumuz ETS değil ama olsun ben gene de söyleyeyim. ETS videoları da yakın zamanda tekrardan başlayacağım. Yani şu an sadece işlerimden dolayı bir de hastalık hastalık vesaire bulaştı. Üstüne bilgisayarım bakıma gitmiş gelmişti. Ondan dolayı biraz aksattığımı farkındayım ama sıkıntı yok. Gene eskisi gibi düzenleyeceğiz. Oraya bak ilaç vermemiş. Ben bunları bir de ilaçladım şimdilik. Onu da söyleyeyim yani bir dahakine %100 olarak çıkacak. Hatta şöyle baktığımızda görüyorsunuz gübrelenme olasılığı %100. Yani en son ilaçladım öyle bıraktım. Biçtim ilaçladım. Yani bir dahakine daha fazla çıkacak çimen. Bir dahakine daha fazla uğraştıracak bizi. Orada ağaç var nasıl yaparız? Burasından girer öbürkü tarafından geçeriz ya sıkıntı yok. Az bir şey takılır bize öbürkü takılmaz zaten. Az bir şey sol abi he. Yalnız şaka maka var ya, bu videoya yetişmeyecek ha. Baksanız ya. Ne kadar büyük tarlamız var. Ama sıkıntı yok ya. Yetişir yetişir biz hallederiz. Yani bu videodan sonra ne yapabiliriz? Bir sonraki videomuzda bir düşünmem lazım. Büyük ihtimal patates falan büyür. Büyük ihtimal patatesin hasatını yaparız. Ben patates ektim tarlanın bir ufak bir yere. Çünkü biliyorsunuz patates işi uğraştırdığı için ufak bir yere patates ektim. Büyük ihtimal patates işi falan yapabiliriz. Onun dışında dediğim gibi mısır ektim bir yere normal mısır. Oranın normal mısır hasatını yapacağız. Bu solumuzdaki tarlanın da silajını yapacağız. Yani mısır silajı yapacağız. Ondan sonra konola ektim. Konolayı toplamamız lazım. Kendi evimin önünde ufacık bir tarla var. Oraya buğday ektim ama o buğdayı kesinlikle ellemeyeceğim. Çünkü o tarlaya girsem de girmesem de hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü çok ufak bir tarla olduğu için. Yani oraya gerek yok. Hatta orayı da haritada size şöyle göstereyim. Şu tarla bak. Şu 20 numaralı tarla çok ufak olduğu için oraya girmeyeceğim. Hem orada ekipmanlarla vesaire çalışamayız. Ondan dolayı oraya bulaşmaya hiç gerek yok. Şuradan dönelim hemen.
Aslında bu tarlayı falan almam lazım benim. Bir de şu özellik var arkadaşlar bende. Yani bendeki moddan dolayı kaynaklanıyor. Yani tarlaları mecbur satın almak zorunluluğum yok. Tarlaları günlük belli bir miktarda kiralayabiliyorum. Mesela kaç? 37 numaralı tarlaya bakmıştım ben. Şöyle baktığım zaman 37 numaralı tarlayı peşin olarak 26.251 euro istiyor. Ondan sonra günlük 2.625 dolar istiyor. Yani euro, öyle söyleyeyim. Yani günlük 2.600'den o tarlayı kiralayabiliyoruz. Haberiniz olsun. O tarla da şu an kanalla ikili diye kiralamak istemedim. 37 numaralı tarlayı da kiralamak istiyorum. Yani orayı diyorum en azından kiralayayım. Orayı şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyordu? Buğday ekmeği. Aynen. Biliyorsunuz ya buğday hasatı da lazım. Ay buğday. Buğday nereden kaldı, geldi ya? Saman balyası da lazım ya. O yüzden saman tabii ki de buğday veya arpa, yulaf o tarz şeyler ekmem gerekiyor. Kanola da olmuyordu aynen. Kanola da olmuyor. Bu arada arkadaşlar yani birkaç ekipman daha var. Onları da değiştirmeyi düşünüyorum ya. Onları daha önce kullandım diye şimdilik oyunun kendi ekipmanları var. Onlardan almayı düşünüyorum. Yani beğenmedim öyle söyleyeyim. Mesela özellikle Dorse'yi beğenmedim. Şu anlık silaj işini yaparken zaten görürsünüz. Yeni Dorse alacağım. Bu tarla da benim aslında ama bu tarafın hasatını yapmadım ya. Çünkü burası üçgen olarak gittiği için yapmadım. Şöyle bir aşağı doğru yaptım. Bir de yana doğru yaptım. Yani sistemde T olarak T harfine benzer bir hasat yapmış oldum. Yani oradan aslında daha yukarıya da gidiyor. Ama dediğim gibi sivri gittiği için gerek yok. O kadarını önemsemedim. Şimdi bir de dönüşümüzü yaptım. Yeterli buradan. Ondan sonra da yan tarafları alırız. Ondan sonra da samanlarımızı şey yaparız, toplarız. Ama samanı nerede biriktireceğim onun hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında modum var da oraya özel bir tarla yapmam lazım veya bir yer var orayı almam lazım ki orayı alırsam orayı da diyorum böyle şey yapayım depolama olarak kullanayım. Sadece çimenleri, mimenleri işte çimen balyasıdır, saman balyasıdır onları depo olarak kullanmayı düşünüyorum. Hatta onu da nasıl gösterebilirim ki ya? Şöyle şuradaki boşluk var ya burada diyorum böyle çimen balyasıdır, saman balyasıdır vesaire onları koymak istiyorum. Yani bilmiyorum belki orayı satın almasam bile direkt oraya koyabilirim. Yani bıraktırıyor mu? Bıraktırıyor. Aynen bıraktırıyor. Orayı satın almama gerek yok. Şimdi gideriz hep beraber orayı görürüz. Oranın mekanı güzel olduğu için aslında orayı istemiyor değilim. Orayı istiyorum. Buradan direkt dön ya. Fazla uğraşma abi. Nasıl olsa kalsa da kalmasa da önemli değil. Hepsi benim tarla. Bir de buraya başka bir şey ekmeyeceğim. Burayı sürekli çimenlerle vesairelerle ilgileneceğim. Onun dışında başka bir şey yapmayacağım zaten bu tarlayı. Yani fazla almış, eksik almış vesaire olmuş. Yani umurumda değil desem yeri var. Şöyle yapalım. Şurayı da alalım geri. Hadi abi ya. Bu büyüler de arkadaş. Vallahi gitmiyor. Bir de elektrik traktörlerimiz var ya. Bir de onları da deneyeceğim yani. Onları da ilerleyen zamanlarda deneyeceğim. Yani şimdi denemek istemiyorum. Onları da denemek istiyorum ya. Onları da kullanalım. Aslında büyülerin yerine bir tane elektrikli traktör alsaydık. Olurdu ama bülleri de fazla kullanmadım diye almak istedim. Yani hayvancılığa bir girelim. Eğer olmazsa bir tane elektrikli traktör alırız. Onu sadece böyle sebze mevzelerini veriyoruz ya hayvanlara. Onları verirken kullanırız. Yani mesela tavuklar ne istiyor? Buğday istiyor. Hemen bir tane ufak dorsa ona. Onun sabit bir tane dorsa. O sadece tavuklara yem vermek için olur. Ondan sonra diğer hayvanlara yemini vermek için vesaire onları kullanırız. Aslında biliyorsunuz hayvancılıkta böyle saman balyası yapmama gerek yok. Yani direkt toplama römörküyle birlikte de yapabiliyoruz ama ben öyle sevmiyorum. Yani biraz uğraşalım.
Hemen şu karşı tarafı da alayım hızlı bir şekilde. Ondan sonra toplama işine geçelim. kaldırmadım diyerekten hızlanmıyormuş. Ben de çalışmayı iptal ediyorum, diyorum ki hızlansın. Ama hızlanmadı. Hemen burayı da hızlı bir şekilde alalım. Burayı böyle yapalım çünkü burası biraz dar olduğu için araçlar, arkadaki aracımız rahat dönsün. Yalnız o araç modu var ya arkadaşlar, efsane bir şey. O araç modunu indirmenizi tavsiye ederim. Hatta bazı arkadaşlarım benden benim bütün modlarımı ben bir klasör haline yapmıştım. Onları indiren arkadaşlarımız da var. Büyük ihtimal onlar indirir, onlar kullanır. Nereye fırlatıyorsun kardeşim ya? Fırlatma, fırlatma. Para onlar, para. Bu arada arkadaşlar, bu haritayı bitirelim. Efsane bir tane daha harita buldum ama o haritanın iki versiyonu var. Yani birinci versiyonu biraz ufak. Yani biraz ufak dediğime bakmayın. Yani bunun kadar var. İkinci versiyonu bunun iki buçuk katı kadar var. Yani o haritada da efsane şeyler var. Bir sürü mahsul falan ekebiliyorsunuz. Ondan dolayı büyük ihtimal o haritaya geçeceğiz. Haritanın ismini şu an hatırlamıyorum. Geçen öyle modlara baktım, yeni çıkan modlara vesaire. Öyle gezerken baktım, haritanın ismi güzel geldi. Hadi dedim şu haritayı bir deneyeyim bakalım. İndirdim. Şu an kendim oynuyorum boş zamanımda. Yani oynuyorum değil, oynadım yani birkaç dakika, böyle bir yarım saat, bir saat kadar oynadım. Hoşuma gitti ya. Baktım böyle neler yapabiliriz vesaire diyerekten. Yani harita güzel. O yüzden sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Yani o seriye geçtiğimiz zaman indirmenizi tavsiye ederim. Bu araç kalsın burada ya. Sama, seni nereye alacağım biliyor musun? Seni hiç kullanmayacağım. Seni şöyle şuraya alacağım. Buraya otururuz gölgede. Burada peynir ekmek yeriz. Ya gene bak. En baştaki araca geçtim. Bunun bir şeyini iptal edelim. Boşaltmanı dur. Çalışmayı iptal edelim. Boşaltalım şunu. Çim çok az kalmış. Kalsın, sıkıntı yok. Seni şu da şöyle park edelim. He, bu arada o araçta size göstermek istediğim şey var. Bir saniye. Ya Allah'ım. Ben ileri geri oynuyorum ama. Yani nasıl, bu çalışmadan olmuyor mu lan? Aa. Nasıl ya? Heh. Tamam. Aracı böyle kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar, indirebiliyorsunuz da. He, böyleymiş. Tamam. Şimdi F1'i açmak istemedim. Aracın önünü böyle kaldırıp indirebiliyorsunuz yani. İçi falan da güzel yani. Şöyle içini de göstereyim sizlere, bakın. İçi falan da baya bir güzel. Her neyse, biz işimizin başına geri dönelim. O aracı oradan almayı unutmayalım. Sen kalacaksın. Aynen. Bunu toplayalım abi. Tabi mod olduğu için otomatik toplama var. Yani yanından geçtiğimizde yeterli oluyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde toplamayı istiyorum. Hemen gidelim, bırakalım. Hatta o dediğim yeri de göstereyim sizlere. O dediğim yerde efsane arkadaşlar. Onu da oradan alırız ya, sıkıntı yok. Dert etme. Yani yukarı giderken alırız, şöyle üçlü gideriz, dönüşte de öyle alırız aynen. Bak bak, gitmiş bizim tarlanın dışına bile atmış ya. Yani böyle yapmayı düşünüyorum ya, bir dahakine zaten ben gene burası büyüdüğünde gene biçerim. Hazır ederim yani, her büyüdüğünde biçerim, böyle biriktirmeye çalışıyorum yani. Biriktirmek istiyorum, biriktirdiğim zaman daha iyi olacağını düşünüyorum.
Şaka maka sanki tam yetti, hatta fazla bile gelecek gibi düşünüyorum. Ha, bir sıra daha gidiyormuş, tamam. Ha, orada bir tane daha varmış, onu unuttuk. Aha. Ne yapıyorsun abi sen? Oyun kafayı yedi arkadaşlar. He. Nasıl olacak o? Ya o arabanın içiydi ya. Oğlum bu bütün etkileşim arabanın içinden görüyor ya. Nasıl yapacağız onu? Bu olmadı ki ya. Diğer traktör de aynısı. Baksanız ya, komple şeye giriyor. Bu da içeride oynuyor. Biz ne yapacağız? Traktörü değiştirmemiz lazım. Neyse, ben hemen traktörü değiştirip geliyorum. Arkadaşlar, traktörü değiştirmeme gerek yok, çözdüm. Daha demin biz balayı boşalt muhabbeti yapmamıştık, yani kendi otomatik algılamış onu. Şöyle hemen şunları tekrardan kapatalım. Nereden gidelim? Şuradaki yolumuzdan gidelim. 28 balya mı oluyormuş? Aslında bunun 44'lüğü de vardı herhalde sanki ya. Ben öyle hatırlıyorum. İlerleyen zamanlarda yuvarlak balyaları da deneyeceğim. Hatta yuvarlak balyalardan çok güzel efsane bir modum var. Yani direkt hem balya yapıyor, yuvarlak yapıyor. Arkasından da silajlıyor. Yani silajı hazırlıyor, yani poşetliyor. O modum da var. Efsane bir mod. Size onları da göstereceğim. Şöyle kullanalım. Nereye gidem? Oraya mı bırakalım ki ya? Aa, yanlış geldim lan. Buradan dönmem lazım. Nereye çarptık biz ya? Yanlış geldim. Kendi evimizi kaybetmek gibi bir şey var. Kaybetme gibi bir şey var mı ya? Kendi evimizi kaybettik resmen. Aa bak, yukarıda güzel yerler de varmış bak ha. Ya ben bunları böyle güzel bir yerlere istiflemek istiyorum ama bilmiyorum nasıl olacak. Hatta oraya gidelim de bir. Ya şurayı istiyorum aslında. Oraya da yetmeyecek. Çünkü bir tane çimen balyası, bir tane kuru çim balyası, bir tane de saman balyası olacağı için, yani bundan 3 defa olacağı için, yani koyacak yer bulamadım. Onun için de şuraya uzak bir yere koysak mantıklı aslında. Oradan hep habire sürekli alır geliriz. Yakında zaten bu yan tarlayı da alacağım. O tarlalara yaparız genellikle olmazsa. Sanki burası biraz uzak gibi ya. Olsun, kısa süreliğine orada biriktiririz. Ben bir yer bulduğum zaman da oraya yaparım. Dediğim yer burası arkadaşlar. Buraya diyorum, böyle güzelce koyayım diye hesap ediyorum. Yani sizin düşünceniz ne olur bilmiyorum. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bence buraya çok güzel olur. Ya çalmazlar herhalde ya. Bir saniye. O zaman ne yapacağız? Ya Allah'ım. Bakayım. Tamam ya, oldu ya. Çok güzel oldu bence. Bence çok güzel oldu ya. Biz bunu burada bırakalım. Öbürkü bir tane çimen vardı ya. O kalsın. Onun dışında başka ne yapacağız? Kuru çim yapmamız lazım. Yani kuru çimi ben bir sonraki bölümde değil de, şimdi bizim bundan sonraki bölümümüzde büyük ihtimal biz ne yaparız? Patates işine gireriz. Çünkü ben küçük bir yere hemen patates ekmiştim. O patates aradan kaldıralım. Yani uzun zamandan beri hiç patates ekmemiştim. Ondan dolayı patates yani ben fotoğraf çekmeyi de unuttum da.
Her neyse patates içine gireriz. Hatta onu da şöyle göstereyim sizlere. Nerede o araç? Hemen araca gir. Aynen, bu tarlaya patates ektim. Yani %50 bunu ben gübrelemem lazım şimdik. Yani gübrelemesek de olur ya. Çünkü ben patates istemiyorum. Çok fazla uğraştırdığı için. Yani ondan dolayı bir sonraki videomuzda patates işine gireriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.